Merhabalar. Pazar sohbetlerinin 4. bölümüyle tekrardan karşınızdayız. Hepinizin Ramazan bayramını tebrik ederim. Tüm Müslüman aleminin Ramazan bayramı kutlu olsun. Evet, biliyorsunuz ki Ramazan bayramına girdik. Ramazan bayramımızı kutlarım ben de. Hepimizin en kalbi dileklerimle kutlarım. Hayır dualarınızın da kabul olmasını dilerim. Baba, bugünkü sohbetimizde bayram üzerine olsun mu madem? Olsun, bayram üzerine olur. Bize bu bayramlarla eski ilgili... Eski bayramlar çok özel. Bu ama klasikleşti bayramı. Yani. Ya fakat, ne fark var ki? Fakat belki de bize çocukluğun vermiş olduğu belki heyecanla öyle gelirdi. Fakat son birkaç senedir gerçekten bayramları bayram gibi kutlayamıyoruz. Eskiden bolluk vardı, bereket vardı. Şimdi neye eksik? Şimdi herhalde ekonomik durumların zorluğundan, zaten tabii ekonomik sıkıntısının yoğun olduğundan tam anlamıyla kutlayamıyoruz. Yani bu mu aratıyor eski bayramları? Peşine bu işte hastalıklar girdi. Hastalık bu koronavirüs davası. Evde kalmanın sıkıntıları. Çaresizlik. Bir de eski, yani eski dini bayramlar olsun, milli bayramlar olsun. Gerçekten hepsini arıyorum ben. Yani eskiye nazaran büyük bir değişim mi görüyorsun? Bambaşkaydı. Gerçekten bambaşkaydı. Ferah vardı, huzur vardı. Ne bileyim, ekonomik bir zorluğumuz yoktu. Şu an için yoktu zaten yok. Var olan da ancak kendini çeviriyor. Bilemiyorum nasıl olacak. O zaman umarım eski bayramlara kavuşuruz tekrardan. Eskisi gibi rahat ve refah içerisinde kutlarız. Yani şu an... Çok zor. Bundan sonra geri dönülmez bir yola giriyoruz. Yola girmiş gibiyiz. Umutsuz bir gelecek mi var? Yani umutsuz bir yok, gelecek yok. Yok. Umutsuz gelecek değil mi? Ben her zaman söylüyorum ya. Umutluyum. Fakat geçmişte kaldı. Geçmişten ders çıkartacağız. Dedim ya, davet düşündük. Geçmişten ders çıkartmamız gerekiyor. Daha akıllı, daha birleştirici, daha kucaklayıcı bir durum vasıl olursa ekonomi yerine gelir. Yani senin bu şartlarda ekonominin düzülebilmesi için suçsuz günahsız bir insan cezaevlerinde, birçok gazeteci cezaevinde, birçok avukat cezaevinde. Ya kardeşim, biz şimdi demokrasin yoksa, hukukun yoksa, vicdanın, merhametin yoksa bayramlarında böyle sönük gider. Ben ona bağlıyorum. Yani o zaman çünkü böyle ben bir şey görmedim yani, böyle bir baskı dönemi yaşamadım. Yani bu baskı bayramların da mı tadını kaçırıyor demek istiyorsun? Tabii, kaçırıyor. Kesinlikle kaçırıyor. Çünkü insanlar ya gülmeyi unuttuk. Gerçekten gülmeyi unutacak. Bu kadar, ülke bu kadar gerilmemesi gerekiyor. Çok gerildi. Çok gerildi. Bu mesut bir birlik içerisinde yaşamalıyız. Allah korusun. Birliğimiz, milli bütünlüğümüz kayboldu. Gelecektir inşallah. Eskiden vardı yani milli, birliğimiz vardı, bütün hep tamam. Tabii ki siyasilerin arasındaki o hezeyanlar, o eleştiriler falan olacak. Olması da gerekir. Fakat kardeşim bu baskı dönemi, lütfen diyorum, lütfen. Yani kendiniz de yakarsınız, milleti de yakarsınız. Bu böyle gitmez. Biraz daha akıllı politika uygulayacaksınız. Bu baskı politikasından bir kere vazgeçmek lazım. Kesinlikle vazgeçilmesi lazım. Böyle gidersek sonumuz harap olur. Toparlayamayız. Bakın o 1920'lerin o güzel, o savaştan çıkmışız. Osmanlı'nın tüm borçlarını veren bir cumhuriyet dönemi var ya, kurban olayım ya. O dönemden bu döneme. O dönemin tabii Osmanlı şu an neydi, demokrasi, tamam böyle dört dörtlük demokrasi mi vardı yoksa, ama o günün şartlarında bir atılım vardı. Birçok sanayi yatırımları oldu. Değil mi? Orta ölçekli girişimler yapıldı. Dünya çapında en büyük atılımı Osmanlı'nın, yapmıştık. Osmanlı'nın tüm borcunu kapatmış bir cumhuriyet döneminde. Şu an bakıyorsun ki hemen hemen borçsuz vatandaş kalmamış gibi bir şey. Yani
Bize dışarı hiçbir yerden para bulamıyorsun. Güvence yok. Bayramın zevki olur mu ya? Bayramın neşesi olur mu? Bunları düşününce yani entelektüel bir insan için senin çok benim gibi çok güzel. Entelektüel insanlar için bu detaylar varken evet bazı bayramların, seyranların tadı minimum. Keşke bazen diyorum ya vurdum duymaz olsaydı manasını satayım ne olursa olsun. Ama öyle değil ki işte. O da yakışmaz. Okuyan işte. İnsanı, araştıran insanız, bakan insanız, görüyoruz. Gördüğümüz söylüyorum. Gazeteci sana bir soru soruyor kardeşim. Gazetecinin görevi sormak. Sormak zaten nesnel icabı sormaktır. Soru soruyor diye, halkı aydınlatıyor diye. Sen o gazetecileri tutuklar cezaevine atarsan, avukatlar savunma yapıyor diyor, avukatlar alır cezaevine atarsan, kardeşim ne bayram olur, ne bayram zehir, zehir oldu. Yani sen bir hukuksuzluktan dolayı evet, bayramlarda da ben hiçbirini tanımam. Tanılamadığına dert yanıyorsun. Evet, hiçbirini tanımam, hiçbirini etmem kardeşim. Ne çaylarını içtim, ne kahvelerini içtim, misal. Arası bir iki kitabını almışım, okumuşum, bir gazetede takıyor. Ama soran, gazeteci soracak. Eğer ki sen özgürlüğün, mutluluğun, demokrasinin değerse olsa bayramlar neşelenir kardeşim, borçla biter, her şeyimiz biter. Peki madem şöyle bir gündemden giriş yaptın, ben de devam ettirmek istiyorum. Bu son zamanlarda biliyorsun ki ezanlarda, özellikle seçilmiş illerde okunan ezanlarda, pardon camilerde müzikler çalıyor. O sadece İzmir'de kaynaklandı. O tamamen yanlış bir şeydir. Örneğin bu şarkılar Konya'da niye okunmadı? Kayseri'de, Şanlıurfa'da, Kahramanmaraş'ta niye okunmadı? Kalkıyorsun muhalefet partisinin en yoğun olduğu bölgede, en büyük dörtlüde bütün ilçeleri beraber belediyeleri muhafaza altında, muhafaza tutan, çalışan, Atatürkçülerin yoğun olduğu bir bölgede bu açıktan bir provokasyon. Bak bu provokasyonu Kahramanmaraş'ta çektik 78'den. Daha sonra nerede? Sivas'ta görüyoruz 93. Madımak. Madımak. Geç, Çorum. Bak. Bu tamamen yanlıştır. Maazallah Allah korusun Türkiye toparlayamazsın. Yani sırf kendi koltuğunuz ve istikrarınız için böyle bir şey yazık milleti yakarsınız. Kesinlikle. Ve bunun altından toparlayamazsınız. Sana peki özür dilerim şunu sormak istiyorum son kez süremizi de aşmadan. Peki şimdi Cumhurbaşkanı Cumhuriyet Halk Partisi'ni eleştirdi bu konuda. Siz yapıyorsunuz dercesine. Aslında yakın geçmişte kendisinin de seçim şarkısının camilerde çalındığını dinledik değil mi? Son yapılan seçimlere bakıyoruz. Daha referanda evet hayır yoklamalarında şunda bunda. Kardeşim camiler siyaset meydanına döndü. Yalan mı? Doğru. Camiler adeta miting alanına döndü. En son daha bir ay önce Bursa Belediye Başkanı caminin içinde röportaj verdi. Basın toplantısı yaptı. Kardeşim onu senin baban dedi mi? Hayır ola ya. Kadın kolları yemek veriyor caminin içinde. Milletvekili adayı kürsü kuruyor caminin içinde vatandaşa vaaz veriyor. Ya böyle bu kadar dinle uğraşılmaz kardeşim. Kısacası din ve devlet işleri tamamıyla ayrı. Her şey ayrı kardeşim var. Senin Diyanet İşleri Başkanlığın vardı. Değil mi? Din İşleri Yüksek Kurulu'nun Diyanet İşleri Başkanlığı. Siyasilerin bu kadar dinle oynaması yanlış. Kardeşim sen hem siyaset yapıyorsun hem bir elinde dilin içinde bir elin askeriyenin içinde dinle devleti bir arada geziyorsun. Olmaz böyle şey. Olmaz. Yani baba şunu mu demek istiyorsun? Olmaz. Yani gündemden tekrar bahsedecek olursak. Kısacası bu olay bir provokasyon mu? Açık kesinlikle provokasyon. Ben ne diyorum bak. Gidin kardeşim niye sen muhalefetin belediyeniz olduğu bir yerde bunu niye yapıyorsun ki? Kaç Konya'da çaldır. Evet. Kaldır çünkü oradaki halk camilere saldırır. Tamam mı? İzmir'deki halk bunu yemez. Oradaki bu işi provokasyon edenleri linç ederler Konya'da. Ama İzmir'de kalkıp yani orada saf, temiz insanlar. Gerçekten temiz. Ya Konya bu sefer, Konya kötü değil ha. Konya'yı kötü. Konya da çok olmasın. Güzel. Konya iş ama Konya bu provokasyonu iş yetmez. Orada provokasyonu yapalım, yakalarlar. Anlıyor, linç ederler. Kim çıkacak altından? Bunlar.
Kesinlikle iktidar yanlışların çıkacağına inanıyorum ben. O zaman videomuzu sonlandırırken ama son bir iki cümleni de söyleyip... Allah herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Birlik ve beraberlik diliyorum. Bu birlik ve beraberliği sağlayacak olan iktidar sahipleridir. Makam mevki sahipleridir. Bunları da buna davet ediyorsun anladığım bunlar kadarıyla. Bunlar da eğer ki bir bırakın böyle bu tür provokasyonlar iyi bir şey getirmez. Güzellik getirmez. Ülkeyi bir kargaşaya getirdiğiniz zaman da kardeşim toparlayamazsınız. Ekonomi filan hepsi toplanır. O yüzden de milli ve bütünlük içinde, milli birlik ve bütünlük içinde kardeşim bunlar hallolur. Ama yok onlar, yok şunlar, yok bunlar diye ülkemizi kimseden de dışarıdan hiçbir finans kuruluşundan da 5 kuruş para alamazsın. Gidersin kapıların, Katar'ın kapısında beklersin. Teşekkür ederim. Diyeceklerim bu kadar. Ben de herkesin bayramını en içten dileklerimle tekrar kutluyorum.